Evet, Ali Koç'un açıklamaları bu şekildeydi değerli izleyenler. Tabii ki transferi şimdi detaylıca konuşacağız ama öncesinde bu mektup konusuyla ilgili hemen yorumlarınızı bir almak istiyorum. Ali Koç diyor ki TFF'ye yaşanan sıkıntılarla ilgili mektup yazdık, cevap vermeye dahi tenezzül etmediler. Emre nedir Ya yorumun? başkan, senin TFF'ye mektup yazmana ne gerek var ya? Bak, ben ara sıra gidiyorum Futbol Federasyonu'na. Kimse bizi kapı dışarı etmiyor. Alıyorlar içeri. Oturuyorsun, konuşuyorsun. Bir derdin, bir sıkıntın varsa anlatıyorsun. Ki Sayın Nihat Özdemir, Futbol Federasyonu Başkanı, çok iyi bir Fenerlidir. Bakmayın siz o son dönemde bir böyle algı yapıp kendisi istifa ettirildi biliyorsun Fenerbahçe Kongre Üyeliğinden. Divan Kurulu üyesidir ayrıca. Yani çok önemli, değerli bir Fenerbahçelidir. Sadece Fenerbahçe'nin değil, bütün takımların haklarını aynı oranda koruyan da bir Futbol Federasyonu Başkanı'dır. Mektup nerede kaldı abi? Bir şey mi yapıyoruz? Aşk mektubu mu yazıyoruz birbirimize yani? Mektup dediği Mektup ne maildir abi? o büyük ihtimalle. Abi git derdini anlat Bak babacığım, bak abicim. maille şeyle şununla mektupla falan bu işler Dünyanın olmaz. her yerinde bir resmi kulübe mektup ya da mail atıyorsa mutlaka cevabını alır. Ben buradan Real Madrid kulübüne diyeyim ki ya Ronaldo'yla röportaj yapmak istiyorum. Gel yazalım. 24 saatte cevap gelir. Olumlu ya da olumsuz. Ama resmi bir yazıysa. Şimdi bu Fenerbahçe kulübü eğer sana bir şeyler yazıyorsa yani bir şikayet olabilir, sistem olabilir ya da bir istek olabilir. Ona bir cevap O vereceksin. mektubu ben bir öğreneyim bakayım ne Vermek yazmıştı. zorundasın. Şimdi biraz geriye gidelim. Ekim ayının başı. Trabzonspor kulübü Gaziantepspor maçında futbol hayatında ilk kez kırmızı kart gören bir oyuncu vardı. Becker. Çok gereksiz bir kırmızı karttı. Ağır bir kırmızı karttı. Sayın Ahmet Ağoğlu çok sinirlendi. Hemen uçağa atladı maçtan sonra. Ertesi gün sabahleyin dedi ki ben Futbol Federasyonu'na geliyorum. Az önce dedin ya. Trabzonspor Kulübü Başkanı ve bazı yöneticiler Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi. Muhatap bulamadı. Başkanımız burada yok. Yani Yok, ben... soğukta adam işi vardır, gücü vardır canım. Demek abi. Trabzonspor Kulübü Başkanı geliyorsa oraya. Randevu Orada alıp geleceksin, mutlaka... randevu alıp gideceksin. Akşamdan Bak söylemiş şimdi, yarın bak geliyorum diye. şimdi. Abi orada birisi olacak ya. Olur mu Türkiye Futbol Federasyonu'nda? Vardır X... mutlaka. Kimse yoktu abi. Başkanla görüşememiştir, vardır başka. Birisinden Abi bu görüşmüştür kadar konuşulmadı. Sayın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu o gün istemini çok ağır şekilde istem etti. Ya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun burada seninle hep tartışıyor. Kurulları tartışılıyor. PFDK'sı tartışıyor. Takvimi tartışıyor. MHK Başkanı Serdar Tat tartışıyor. Sayın Başkan ilk basın toplantısında sen de oradaydın yer aldığın zaman 3 saate yakın bir toplantı yapmıştı. Fenerbahçe'ye ceketimi çıkarıyorum dedi. Buna da eyvallah. Ama herkes şikayetçi. Bir yerlerde sıkıntı var. Ben tekrar söylüyorum. Fenerbahçe Kulübü eğer bir yazı yazıyorsa bu yazının içinde ne maddeler vardır? Mutlaka kendilerine göre serzeniş, şikayet, eğrisi doğrusu vardır. Bir cevap almak zorundadır. Yani oraya gitmek zorunda değil her şey için. Şimdi bak, Yani illa çikolata alıp şimdi mı gitmesi lazım federasyon, oraya? ben tabii ki ben Fenerbahçe'yim. Ben Fenerbahçe tarafından düşünüyorum ama gel bir de bu işi federasyon tarafından düşünelim. Şimdi mektupta ne yazmış olabilir? Ben mektubu öğrenirim. Yani şuradan çıkalım, keşke girmeden önce bir telefon trafiği yapsaydım. Mektupta ne yazıyor? Yani en azından içeriğiyle ilgili bir kaç bilgi alabilirdi. Şimdi mesela hakem hatalarıyla ilgili bir soru sormuştur. Futbol Federasyonu ne cevap verse ortalık karışır. Hele de Fenerbahçe bunu yayınlarsa falan Yayınlarsa. resmi internet sitesinde. Bu sıkıntılı bir durum. Şöyle bir durum var. Fenerbahçe ile Futbol Federasyonu arasındaki ilişki mektup yazacak, mail atacak bir ilişki değildir abi. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük spor kulüplerinden bir tanesidir. Her zaman da gider Futbol Federasyonu başkanıyla, yönetim kuruluyla, herkesten de oturur, konuşur. Derdini de bir şekilde anlatır. Emre Bol, burada o zaman şöyle bir Anlatır. şey var. Daha önce bir iş merkezinde daha önceki başkanla, Merkez Hakem Komitesi Başkanı'yla bir görüşme oldu. Günlerce konuşuldu. Federasyona kendisi gelse bu sefer diyecekler ki bak işte özel iş ya da işte başka istek Abi etki bir al. Onun mektubun içeriğinde şu olabilir. Bak o mektubun içeriğinde orada yer sıkıntılıydı. Zorluğu olması ben de kabul ediyorum. Federasyona gelmiş evet Federasyona yanlış bir görüşme. bütün takım başkanları federasyona Hayır gidebilir bak abi. neresinden bakarsak bak hep yanlış. Şimdi buradaki mektubun içinde en azından bütün madde madde yazılan bazı şeyler vardır. Geldiği zaman da ağır şeylere iddialara şey olacak. Geldi, etki altında bırakmak istedi. Bu da bir şey. Belki de orada diyecek ki tüm kulüpler bazı şeylerden şikayetçi. Gelin bir araya gelmeden bu işi Söz onu çözemeyeceksiniz. söylüyorum. Hep Mektupta söylüyorum. olacak iş mi bu? Sayın Başkan daha önce de söyledim seninle yayınımızda. Nihat Özdemir, Merkez Hakem Komitesi Başkanı, Tahkim Kurulu Başkanı, gerekirse Spor Gençlik Müdürü, Federasyon Spor Bakanımız. Ya hakikaten bak 17. hafta geldi. Her hafta biraz daha artık kızışıyor ligde yarış. 4-5 takım ilk kez uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, arka taraftan Antep, Alay'ı herkes geliyor. Bize Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bir de alt taraflarda başlayacak yarın bir gün o alevlenme yangın yeri. Bu yüzden yazılan mektubun içeriğini belki de eğer federasyon açıklaması Fenerbahçe Kulübü açıklayacaktır yani. Çünkü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un açıklaması çok da kibar, sesini yükseltmiyoruz dedi. Yani açıklamaların çoğunda baktığı zaman çok da böyle mülayim, sesini yükseltmeden her zaman olduğu gibi. Ama
bu mektup konusu bir şekilde aydınlatılmalı. Tekrar söylüyorum. Canı yanan Galatasaray bağıracak. Trabzonspor bak Ahmet Ağol'un oradan boş dönmesi. Bunlar önümüzdeki günlerde ya canı yanan federasyonu mu basacak? Ha, federasyonu basacak, gelecek. Basma ne demek? Ziyaret ya? Demek basma oluyor. Basma abi. Yok abi, ziyaret, basma. Ve ziyaret, yok, ben yani çikolatanı falan alıp gitmediğine göre böyle. Yok abi al çikolata, al çikolata alın gidin abi, ne olacak yani? O zaman işte bak, her canı yanan gidecekse buna karşıyım. Birlik, birlik, birlik. Birlik olmadan bu iş çözülemez. Bir araya geleceksiniz. Abi nasıl Fenerbahçe, Galatasaray sana, sana diyorum ki Fenerbahçe Başakşehir ile maç oynuyor, Galatasaray açıklama yapıyor. İşte bunlar hiç, bu da yanlış. Beşiktaş Kayseri ile maç oynuyor. Başka takım taraftarları hurra konuşuyor. Geçen sene, iki sene önce de Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı sonrası aynı benzer açıklamayı yaptı. Bunların sonuna yani gelelim. Emine bak. Mesela konusu... ben Galatasaray'ınkinin %100 yanlış olduğunu düşünüyorum. Karanlık bir gece. Ama aynısını iki sene önce Çaykur Rizespor maçı sonrası Fenerbahçe yaptı. Bunları ama orada... o gün gerçekten çok karanlıktı ya. Ama Başakşehir maçı çok mu aydınlıktı abi? Gülüyorsun da ama yani. Ama Rize maçı çok karanlıktı. Abi bak Savaş, ben bunu kabul ediyorum. Savaş o maç, ben, o maç bayağı unutamayacağım bu maçı. Galatasaray'ın resmi siteden yapmış olduğu açıklamayı da ben doğru bulmuyorum. Ama böyle resmi sitelerden açıklamayla mektup. Gelin abi bir araya gelin. Bir araya gelmezseniz gelmezler, bu işin sonu yok. Peki şimdi o zaman bu mektup kimse... konusu nasıl çözülecek? Bunu tabii ki takip edeceğiz. Bir şey daha merak ediyorum. Akşam bütün meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime de bir sistemim var. Sayın Başkan'ın o kadar uzun süre aşağı yukarı bir 10-15 dakikalık toplantısında kimse şu Max Kruse olayını sormadı. Hayatının pokerini oynadığı tam yeriydi. Sayın Başkan da çok güzel konuşuyordu. Keşke bir Max Kruse'nin hayatının pokerini oynadı. Başkan deseydi orada. Sen önce Galatasaray muhabirlerine söyle, Fatih Hoca'ya soru sorsunlar. Bırak da onlar sonra sorarlar. Sen merak etme. Niye abicim ya? Soruluyor. Fatih Hoca'ya kimse soru sormuyor abi. Abi şu anda... Hocam bugün muhteşem bir futbol oynadık. Sevgili Emre. Sorular böyle. Şu anda içinde... Sizi tebrik ediyorum. Bak, senin, ben, seni tenzih ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu sene seni ben soru, neden soru sormadım seni biliyor musun? Ay, bir şey söyleyeceğim. Bu sene hiç soru sormadım. Şöyle bir şey var. Yeni sistemde pandemi toplantıya giremiyoruz. Maçın 75-80. Dakikasında geliyor Handan kardeşimiz TSD'den. Abi soru soracağım mı? Şimdi bu kağıda soru sordum. Fatih Hoca ya da X bir hoca. Kağıttan soruyu biz de Eray okuyor. Şimdi hoca orada sana gelen soruya sinirlenip bir cevap veriyor ama yoksun karşında. Dolayısıyla ben orada niye taraftarın önüne atılayım mesela? Bu bütün arkadaşlar için. O kağıttan soruyu ben sevmiyorum. Bu sene hiç sorumadım. Açılsın gideriz sorumuzu sorarız. Ama şöyle, sorular şöyle başlıyor. Sayın hocam bugün muhteşem bir futbol oynandı. Öncelikle tebrik ediyorum galibiyetten dolayı. Böyle başlıyorlar hep. Ben Galatasaray'ı yani bütün muhabirlerini söylemiyorum ama birçok muhabiri sorulara bu şekilde başlıyor. O beni çok rahatsız ettiği için ben Savaş hakikaten yani tabii, tabii. Soru sorduğu için yasaklandığı evet, evet. Dönem de vardır Savaş'ın. Onda Savaş'ı peki ben şimdi transfer, gel transfere. Geldim transfere. Şimdi 18 transferin üzerine ara transferde Ocak'ta ki bugün başladı. Var mı ihtiyaç gerçekten? Yani eldeki kadro var. Yetmeyecek mi? Var. Fenerbahçe'nin transfer ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin şimdi bazı bakıyorum genç oyuncular falan yazılıyor. Bursalı çocuk falan da yazılıyor. Başka oyuncular da var yazılıp sizden. Fenerbahçe'nin nasıl bir oyuncu alması lazım biliyor musun Ezgi? Nasıl? Gelecek şeye, Kadıköy'e formayı giydireceksin hemen sahaya çıkartacaksın. Var mı öyle bir futbol? Acaba uyum sağlar mı? Sağlayamaz mı? Olur mu? Olmaz mı?